Evet, bu madalya için çok büyük emekler verdik 9-10 yaşlarından beri. Şimdi bunu aldığım için çok mutluyum, çok gururluyum ülkem adına. Bütün Türkiye'ye armağan ediyorum. 9-10 yaşlarında babam vesilesiyle başladı. Babamdan öğrendim. Her şeyimi ona borçluyum diyebilirim. Bolu Spor'da oynuyordum. U14, U15'te 1,5 sene orada bir tesis hayatım geçti. Daha sonra bir diz kapağım kırıldı. Diz kapağım kırıldıktan sonra tekrar bilardoya yöneldim. Futbol oynamadan önce de zaten bilardo oynuyordum. Sadece o zaman futbol daha profesyonel bir şekildeydi. Artık tamamen bilardo. Bilardo çok zor bir oyun. Sürekli devamlılık isteyen bir oyun. İdmansız olmayan bir oyun. Yani psikolojimizin sürekli sağlam olması gerekiyor. Sürekli çalışarak, sürekli idman yaparak, psikolojimi sağlam tutarak buralara kadar geldiğimi düşünüyorum. Yani mutluluğumun tarifi yok. İkisinin üst üste olması ayrı güzel oldu aynı sene içinde. Çok çok mutluyum yani. İlk İstiklal Marşı'nı okuttuk. Kelimelerimin tarifi yok. Orada attığım çığlık zaten duygularıma tercüman oldu diye düşünüyorum. Ya gerçekten çok istemsiz oldu bu arada. Yani bir an böyle bir üstümdeki bütün stres gitti diyebilirim yani. Çok güzel oldu. Finaller her zaman çok streslidir. Yani stres vardı, yalan yok. Ama ben oyuna çok iyi girdim. 21-14 molaya önde girdim. Maç zaten 35'te bitiyordu. O üstünlüğümü sürekli korudum. Tabii ki son 3-4 sayıda biraz daha fazla stres oldum. Ama orayı iyi yönetip kazandım. Dünya şampiyonluğunu kazandım çok şükür. Tamam. Fransa'da Türk bayrağını dalgalandırdığım için ayrıca bir mutluyum. Bilardo'da tek başına idman diye bir olay var. Sürekli yani tek başına idman yapmamız gerekiyor. Pozisyon çalışmamız gerekiyor. Yalan söylemeyeyim, insanı sıkabilir. Ama ben gitmeden önce çok güzel bir şekilde idman yaptım tek başına. Çalıştım, pozisyon çalıştım. Başarımın karşılığını aldım. Dünya şampiyonasından önce yani çok zorlu bir serüven vardı aslında. Ondan önce bir Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Ondan önce iki kere, yani Avrupa şampiyonundan önce de iki kere üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Yani bunlar başarımın karşılığını aldığımı gösteriyor bence. Çok şükür. Çok mutluyum. Bundan sonrası için daha da fazla çalışmaya devam. Semih Usta hemşerim olduğu için ayrıca gurur duyuyorum. Ve benim daha izlediğim abilerim vardı. Onlar da büyük ustalar. Can Çapak, Ömer Karakurt, Tayfun Taşdemir ve Berkay abi. Berkay Karakurt. Biz hep bu abilerimizi izleyerek büyüdük diyebilirim. Bilardo Federasyonu Başkanımız Sayın Ersan Ercan'a bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir tempoyla tuşa sokmadan soldan fansoyla turnike atıyorsun değil mi? Zaten biliyorsun. Hadi bakalım. Babamın beni yetiştirdiği gibi şimdi ben de erkek kardeşim var 8 yaşında Eymen. Ben de onu yetiştireceğim. O da inşallah benim gibi dünya şampiyonluğu yaşayacak diye umut ediyorum. İnşallah olacak. Abim dünya şampiyonu oldu. Ben de dünya şampiyonu olacağım. Ve bu kupaların hepsini alacağım. Abim dünya şampiyonu olduğu için çok gurur duyuyorum.